Bir lider değilsin. Seni kimse lider olarak ön tarafa almıyor ki. Liderle yöneticilik, yani birisi atanandır, birisi varlık, yani pozisyondan kendine vazife çıkarandır. Yani lider dediğimiz kişi. Sen öyle birisi değilsin ki ya. Sen kendini ne zannediyorsun? Yani o türlü bir pozisyonda baktığın zaman veyahut da her kimse, yani o anlamda şu andaki bütün bizim üst yönetici dediğimiz, yani kişilerdeki varlık sebeplerinin pozisyonuna bakın. Birisi paylaştı, bir meslektaşım paylaştı. Dörtte üçünün kendi âli menfaatleri için çalıştığını, dörtte birinin de üyelerin menfaatleri için çalıştığını, ortada olduğu bir Türkiye'deyiz. Bana hangi gerçeği bana söylettiriyorsun? Veyahut da kalkıp da mesela şeyde baktığımız zaman varlığın ortada yokken, yani arka tarafa reklamlarını nasıl alıyorsan, nasıl sponsor pozisyonunda ne yapıyorsan, onu da bilmiyorum ya, kanunen yasak oluyor, şu istediğin gibi istediğin atı elinde ciritle sallamaya çalışıyorsun. Bu iş yok, yani bu iş böyle değil. Birileri görüyor. Peki ben şu konuya gelmek istiyorum. Şimdi ben şunu tamamlayayım. Oradaki olayda ne dedik? Dedik ki, bir, yeteneklerin ortaya çıkartılması, iki, o demokratik ortamın yaratılması, üç de onların mesela, yani teknoloji kuralları pozisyonuna göre, hep böyle bir diyoruz ya işte, gene dört sanayi devrimine geliyoruz yani, yine aynı şekilde. O teknolojiyi de taksonomi dediğimiz, yani bütün büyük ölçütlerin, o girişim sektörünün, teknolojisinin kullanılabilme özgüvenini onlara vermen lazım. Ne yaptın? Son işaret. Var mı bir şey? Yaptın mı bir şey? O zaman şeyinizde, genel kurulunuza üye olarak hesaplarını soracaksınız. Genel kurulumuzda derken, yani bütün genelde olanın veyahut da bir başkasının mesela 2019'a göre dayalı bir kadar bir şeysi yok. Ama bunları genel kurula gittiğiniz zaman da veyahut da dernekler anlamında eğer soruyorsanız, onlar ilin ufaklı veyahut da küçük küçük, zaten 100-200 tane üyesi olan yerler. Orada ne konuşsan, işte orada başkanın lafını seven bir milletiz. Yani o anlamda baktığınız zaman oradaki yerlerden bir şey çıkmaz. 3-5 tane yanınızda mesela yancı vardır. Onun başkan ve adamları diye mesela dedik ya, en büyük başkan ünlem var, sizin olsun dedik. Yani orada bir makalemiz var bizim zaten. Ama bu birilerine mesaj olarak veyahut da bilmem ne olarak değil. Yani bunu genel anlamda söylüyorum. Yani bu, o türlü bir olayda küçük hesaplarla uğraşmanın bir anlamı yok. Şimdi diyor. Siz dayalı bir meslek mensubu olarak bu piyasa muhasebesi gündeme geldi ya. Evet. Gördüm ki odalardan ve TÜMAP'tan bir adım önde olarak siz bayağı güzel şeyler yaptınız. Estağfurullah. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi piyasa muhasebecileri çok enteresan bir terminoloji. Bizim belki de o anlamda şunu demek istiyorum. Yani algımızın nerelerde, yerlerde sürüklendiğinin resmidir. Piyasa muhasebecilerine mesela biz, sizin de buyurduğunuz gibi, ilk ben BD Türkiye sitesinden, DİT Audit'ten yayınladım, denetim kütüphanesi olarak. Daha sonra buna çok da hoşuma gitti, çok sahiplenen oldu. Yani birileri bir yerde falan, birileri bir yerde konuştu, birçok mesela şeyleri, tartışmaları oldu. Bizdeki hit sayısı müthiş, bir meslek mensuplarına bir şey verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Evet. Ben buna çok inanıyorum. Yani son zamanlarda Allah eksiklik, Allah eksikliklerini göstermesin, müthiş bir şekilde mesela o yazı patladı. Ki o yarım ayetinde lafınızı kesiyorum. Mesela TÜRMOV'a ilk yazı gönderen kişi sizsiniz. Ben. Sadece TÜRMOV'a değil, İsmail'e gönderdim. Evet. Aynı zamanda buradan Ali Şahin Başkan'a, Ankara Asmo Peki, odaya... Peki size dönüşümler nasıl oldu cevap niteliğinde? Hiçbir tanesinden dönüşüm olmadı. Hatta daha sonrasında Türkak'la ilgili mesela ben İzmir Odası, Ankara, İstanbul ve TÜRMOB'a da gönderdiğim halde
bir geri dönüşüm olmadı ki bunlar o kadar büyük böyle bir elit kesim ki sizin yazdığınız maillere cevap bile verilmiyor. Ama doğruyu yazıyorsunuz. Ya bunun ispatı da burada. Doğrusu da burada. Ya belki hani diyeceğim çok yanlış ama çok alışkanlık dahilinde size çok mail gelebilir. İşinizin %99'unu alabilir de vermeyebilirsiniz. Ya ben biliyorum ki size aslında doğru düzgün mail de gelmiyor. Mesela başka bir şey var. Siz yayınladınız kötü başkan, öyle bir benim bir yorumumdu o. Siz onu aldınız, harika vaziyette mesela verdiniz. Kötü başkan adamı hak arayan yapar diye mesela yaptık. İnanın oradaki 105 bin kişiden, ki ailelik sandığıyla alakalı, 105 bin kişiden 3 kişi, ki 2 dilekçe var ortada, ama 3 kişi. Yani bir dilekçeyi yazan bir meslektaşım Kocaeli'nden, bir diğer dilekçeyi yazan benim ve benim dilekçemi imzalayan da daha şu ana kadar tam böyle kafamda oturmuş değil, kim olduğunu da tam bilmiyorum ama bir duyumum var kim olduğuyla ilgili. Üç kişi. Bu üç kişinin haricinde kimse yok. Ya arkadaş, ben 105 bin kişide gerizekalı mıyım ben? Estağfurullah. Yani bu kadar mesela çalışıyorsun, çabalıyorsun. Ha bu alışkanlığı da nasıl edindik? Ben eskiden mesela bunları bulduğumuz zaman yani odalara bilmem nelere falan göndermiyordum ben bunları. Şimdi odalara gönderiyorum. Ali Şahin Usta da mesela yani direkt Facebook'ta alttan özel olarak da mesela ben bunu verdim. Kendisi de oradan sağ olsun cevapladı beni. Konuştuk ettik. Hemen dedi gereken dedi çalışmalara falan geçilecek. Belki de şundan dolayıdır ben bütün oda başkanlarımı tenzih ediyorum. Yani belki de çok kısa zamanda piyasa muhasebecileri yani bu şeyin Ziraat Odaları Başkan Birliği Başkanlığı'nın evet. Yani 15 numaralı genelgesinin çok kısa zamanda geri adım atmasıyla belki o cevaplar da oluşmamış olabilir. Ama aynı şekilde mesela Türk Halk'la alakalı, Türk Akreditasyon Kurumu ile alakalı mesela yazımız da inanılmaz ama çok mutlu oldum. 7 gün veya 8 gün zarfında cevaplandı. Ama kim tarafından? Belki bunlardan dolayı onlar o bizim büyük başkanlarımız çok yoğun zamanlarında bize cevap vermemiş olabilirler ama biz bunu Avrupa Birliği Bakanlığı'na gönderdiğimizde ki bir kardeşimiz gönderdi, meslektaşım gönderdi, cevap hemen geldi. Belki ondan dolayı o cevapları, çünkü çok iyi düşünmek istiyorum, yani olumlama yapmak istiyorum yani. Olumsuzlukla hiçbir tarafa yürümeyiz. Peki acaba şu olabilir mi? Bir meslek mensubu olarak bizim sahamıza fazla giriyorsun diye bir... Sahamız derken? Örneğin bir... Yöneticilik sahası. Tabii tabii. Sizin mesela şu yapmış olduğunuz güzel bir girişim. Piyasa muhasebesi ile ilgili çalışmanız, TÜRBAB'a bir yazı göndermeniz, İSMO'ya yazı göndermeniz. Evet. Hani sanki biz bunun altından tartarız. Sen dur anlamında bir şey olabilir mi? En azından bir yazı göndermeniz gerekirdi size teşekkür mahiyetinde. Bekledim açıkçası. İlgileniyoruz. Acele etmeyin de anlamda. Açıkçası bir... bekledim. Sadece yani onu sadece oradan da değil. Yani ilk mesele ortaya çıkarttım. Çok Bursa, Kocaeli, Adana, her taraftan yani çok müthiş şekilde mesela bir geri dönüşler aldım. Tebrik anlamında falan. Ben odalarımdan bir tanesinde bile böyle bir pozisyonu beklemedim değil, bekledim açıkçası. Öncelikle piyasa muhasebecilerinde, yani bunu kim yaptıysa, ya bu öncesi bulunmuş, sonrası bulunmuş anlamında falan da demek istemiyorum. Ya kim burada mesela diyelim ki çıktı, Selahattin çıktı, Ahmet çıktı, Mehmet çıktı. Ya bir tane orada bir rutin bir dilekçeyi mesela, yani standart bir dilekçeyi yazıp göndermen çok da şey değil, yani pahalı bir şey değil yani. Birlikte de kuvvet var çünkü bu Selahattin'in benim sorunu değil bu. Benim sorunum da. Yani şunu demek istemiyorum. Ben bir yaşa kadar geldim. Şu andan itibaren de eğer ki bu kadar zaman bulup da hemen hemen iki günde bir veyahut da haftada bir iki tane yazılar yazarak veyahut da meslek ve meslektaşı bilgilendirmek suretiyle bir hizmet yaparak bir şey yapıyorsam ben diğer işlerimi de mesela birazcık
ekipler kurarak rolantiye aldığımın da resmidir aslında. Evet. Benim bir şeyden bir korkum yok ki. Benim bir arka bahçem de yok. Yani işin çok enteresan tarafı, bu da çok önemli. Yani tek başına Selahattin İpek olarak ben kalktım diyemiyorum ki ben A partisinin, B partisinin bilmem nesinin arka bahçesiyim. Yahut da ne bileyim yani A başkanın, B başkanın arka bahçesiyim. Veyahut da gelmiş, bize çok gelen oldu. Açıkta söylüyorum yani bunlar eğer kendileri bunları ifade edemiyorsa, biz Selahattin İpek'e gittik, böyle 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 aslında teklifimizi yapacaktık ama yapmadık veyahut da bilmem ne ettik. Yani bu türlü olan başkanların tamamı bizimle ne konuştuklarını aslında biliyorlar. Ve biz onlara dedik yani yüzlerine karşı dedik. Dedik ki yani biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Ben bu şekilde çok mutluyum, mesulum. Bana bir görev tevdi ettiğiniz zamanlar çok açıkça söylüyorum kameranın karşısında da. Ben köpek gibi çalışırım. Burada köpekle yani ünlem var. Herhangi bir şekilde bir şey değil. Ama etken olduğunuzu biliyoruz. Yani hayır, şunu demek istiyorum. Yani bir yere diyelim ki girsem dahi ben o yere değil, yani oradaki yapılan işe saygımdan veyahut da o işin bana şöyle bir haz vermesi lazım. Mesleğe hizmet ettiriyor bana. Çok güzel. Bazen imkansızlıklar dahilinde olabiliyorum yerine göre. Ben burada şu anda bulunduğumuz mekan İpek Orka Eğitim Salonu. Benim oradaki salondaki odam. Evet. Şimdi içeride mesela hemen hemen 50 kişiye yaklaşık olarak yani bir eğitim salonum varsa ve ben bunu yapıyorsam ama yine de eksiklerim olabilir. Paradan belki yetişemeyebiliyorum. Belki birilerini akademisyen çağıramıyorum ünlem. Belki bilmem bir takım şeyleri falan yapamayabilirim. Sponsor bulamıyorum. Yani ben kendi cebimden yapıyorum. Ha bu anlamda onlara çok ihtiyacım var. Bazı zaman mesela bunu düşünmüyor muyum? Düşünüyorum. Ama şöyle aklı uslu, yani güzel bir şekilde gel üstad veya her ne hitap ediyorsa Selahattin, Selahattin Bey, Ahmet Bey, her neyse. Yani bir şey böyle bir gel, burada sen bizim istediğimiz bu.